Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanale ortak canlı yayınıyla, son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız. Ayrıca sosyal medya hesaplarım üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız ekranın sağ köşesinde yazıyor. Ancak şu anda dünya genelinde Facebook ve Instagram'a ulaşım problemi yaşanıyor efendim. Erişilemiyor. Birçok kullanıcı, milyonlarca kullanıcı hatta dünya ve dünya genelinde milyonlarca Facebook ve Instagram kullanıcıları Facebook ve Instagram'a erişemediklerini ifade ediyorlar. Türkiye ya da Elazığ genelini ilgilendiren bir sorun değil, dünya genelini ilgilendiren bir sorun efendim. O yüzden ne yapıyorsunuz? Sosyal medya yok, Facebook yok, Instagram yok. Sizler de ailenizin televizyonu Kanal Fırat'ı izlemeye devam ediyorsunuz. Efendim her gece olduğu gibi bu gece de son baskı özetlerimizle başlıyoruz. Efendim İşkur, Etso ve Korkmaz Tekstil arasında MEGİP projesi kapsamında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kovancılar bölgesinin her alanda kalkınacağına inandığını söyledi efendim. Vali Kaldırım üretim anlamında başarı geleceğini düşünüyorum dedi. Kovancılarla ilgili bir haber, Kovancılara yatırım haberi, ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Devam ediyoruz bir diğer özetimizle. Kampanya sonuçlarını vermeye başladı. 23 çalışan sigarayı bıraktı. Efendim şaka değil, gerçek. İsteyince oluyor. İsteyince insanlar sigarayı bırakabiliyor. Öyle de oldu efendim. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Sigarayı Bırak Kazan kampanyası kapsamında sigarayı bırakan 23 karayolları çalışanı düzenlenen bir program çerçevesinde Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık ile bir araya geldiler efendim. Önce bir panel düzenlenmişti, seminer verilmişti. O seminerin ardından Profesör Doktor Yasemin Açık ve Kenan Keskin tarafından ne yapılmıştı? Kampanya başlatılmıştı. Sigarayı Bırak Kazan kampanyası. Bu kampanya kapsamında başta 4, 5, 10, 11 derken 23 çalışan kampanyaya dahil oldu. Ve bu 23 kişinin sigarayı bırakması için çalışmalar yapıldı. Ve 23 kişi yaklaşık 20 günden fazla bir süredir sigara kullanmıyorlar efendim. Evet, bu güzel haberin ayrıntılarını da birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. Devam ediyoruz bir diğer özetimizle. Otobüs sahipleri mağdur olduklarını söylediler. Efendim 2018 yılında Ebu Aşa halk otobüslerini devreden halk otobüsçüleri kendilerine 4. taksitten sonra ödeme yapılmadığını iddia ettiler. Şoför esnafı adına konuşan Halk Otobüsçüleri Derneği Genel Sekreteri Necati Özdemir, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yetkililerden yardım istediklerini ifade ettiler efendim. Bu haberimizin de ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız efendim. Evet, Elazığ'da şenlikler de başladı. 2. Elazığ Bilişim Şenliklerinin açılışı gerçekleştirildi. Bu kapsamda gerçekten bilişim oldukça önemli, bilim oldukça önemli. İl Özel İdaresi Bilim Merkezi Bilim ve Teknoloji Hastası'nda Profesör Doktor Suat Sezgin'in adının verildiği 2. Elazığ Bilişim Şenlikleri etkinliklerinin açılışını yaptı. Ayrıntılarını birazdan ekranınıza getirmiş olacağız efendim. Tüm bu gelişmeleri, daha fazlasını Elazığ'ın haber sitesi elazığsonhaber.com'dan takip edebilirsiniz. elazığsonhaber.com'un sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube adreslerinizi de takip ederek Elazığ'dan anında haberdar olabilirsiniz efendim. Biliyorsunuz elazığsonhaber.com'la birlikte Elazığ'da internet medyacılığı hızla gelişmeye başladı. Şu an Elazığ'ın en çok tıklanan haber sitesi olan elazığsonhaber.com profesyonel Photoshop tasarımları, rahat ulaşılabilirliği ve anında hızlı haberciliğiyle
Elazığ internet medyacılığına yeni bir soluk getirdi ve uzun bir süredir, 1,5-2 yıl aşkın süredir de Elazığ'da internet medyacılığını sürdürüyor. Elazığsonhaber.com tarafsız bir şekilde her kategoriden haberlere ulaşabileceğiniz internet sitesi elazığsonhaber.com. Onun da sosyal medya sayfalarını takip ederek ve gün içerisinde elazığsonhaber.com internet haber sitesine girerek Elazığ'dan anında haberdar olabiliyorsunuz efendim. Tavsiye ediyoruz, mutlaka her gün kontrol edin. Efendim, özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim, son baskı canlı yayına başlıyoruz. Sizler de bizlere dahil olabiliyorsunuz. WhatsApp iletişim hattımız 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili, Elazığ'la ilgili, Türkiye ile ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız. Efendim, İşkur, Etso ve Korkmaz Tekstil arasında MEGİP projesi kapsamında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kovancılar bölgesinin her alanda kalkınacağına inandığını ifade etti. MEGİP projesi kapsamında Kovancılar'da faaliyet gösteren Korkmaz Tekstil, İşkur ve Esso arasında protokol imzalandı. Protokolle istihdama kalıcı katkı sağlanacak. İmza törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kovancılar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Esso Başkanı Asilhan Arsan, Malatya Ticaret Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İşkur Müdürü Abdullah Bağcı, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Korkmaz Tekstil İşletme Sahibi İsa Korkmaz katıldı. İşkur İl Müdürü Abdullah Bağcı, protokolle istihdama kalıcı katkı sağlanacağını söyledi. Mesleki eğitim kursunu nitelikli bir şekilde öğrenip istihdama kalıcı katkı sağlamak üzere bu programı düzenlemiş bulunuyoruz. İşkur olarak da bu 6 ay süresince asgari ücret tutarında ücretlerini ve genel sağlık ve iş kazası meslek hastalığı primlerini ödüyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Esso Başkanı Asilhan Arsan, MEGİP projesinde Elazığ'ın Türkiye birincisi olduğunu belirterek, Kovancılar ilçesinin özellikle tekstil alanında gelişim sağladığını kaydetti. Arsan, önümüzdeki süreçte Kovancılar bölgesinin OSB'ye sahip olacağını ifade etti. İsa Korkmaz Bey ve ailesi de burada yeni bir müessese açtılar. Biz de onlara ilk etapta 25 personel desteği vererek toplam istihdam sayılarını bugün 110'a çıkarttık. Daha nice yatırımları bu bölge çekecektir, çekmeye devam edecektir. Bu mevcut potansiyeliyle Kovancılar bölgesinde organize sanayi bölgesi yatırımı da planlıyoruz. Sayın Valimin de himayelerinde, Sayın Bakanımızın ziyaretlerinde bu konuyu da dile getirdik. Artık bu bölgede bir OSB kurulması adına ön talepleri toplamaya başladık. İnanıyorum ki birkaç yıl içinde Kovancılar, Karakoçam bölgesi, Palo bölgesi kendilerine has bir organize sanayi bölgesine de sahip olacaklar. Evet, iş dünyasının nitelikli eleman personelini, personel problemini çözebilme adına MEGİP projesinde hızlı bir şekilde yürümeye devam ediyorum. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Kovancıların bu ve benzeri yatırımlarla tekstil bölgesi olacağına inandıklarını söyledi. Özellikle Ticaret Sanayi Odamızın İş Kurup İl Müdürümü ve SYK'nın ortaklaşa desteklediği bu projeyi tebrik ediyorum. Bölgemizde 110 bin nüfusumuz var Sayın Valim. Bölgemizde istihdam oranı çok düşük. Özellikle insanlarımız kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve belediyemizde gıda, giyim, geçim talepleri var. Bu bizi üzmektedir. İnşallah yakın gelecekte burası bir tekstil merkezi olacağına biz inanıyoruz. Çünkü bölgemiz Kovancılar, özellikle Karakoçan, Palu, İçme, Tunceli, Mazgirt'in tam merkezinde bulunan bir ilçe. İlçemizdeki bu potansiyel, Ticaret Sanayi Odası İl Başkanımızın da ifade ettiği gibi büyük bir potansiyel var burada. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, MEGİP projesinin sonuç odakları olduğunu belirterek istihdama katkı sağlandığını söyledi. Kovancılar bölgesinin önemine değinen Vali Kaldırım, bölgenin kalkınmaya devam edeceğini kaydetti. Bu bölge gerçekten önemli bir bölge. Kovancılar da burada hem nüfusunu artıran, nüfus çeken önemli bir merkez konumuna gelmiş durumda.
özellikle etrafında da ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Sadece ilçeler itibariyle değil, etrafında bulunan iller itibariyle de adeta bir batıya doğru açılan bir kapı hüviyetinde önemli bir lokasyon, lojistik alanı işgal eden bir ilçemiz. Dolayısıyla önü açık bir ilçemiz. Tabii bu gelişmeyi, bu nüfus artışını bizim ekonomiyle, üretimle desteklememiz lazım. Kamu yatırımlarını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız en son geldiğinde de müjdeleri oldu. Devam eden işler var, okul yatırımları var. Hastane inşallah yapılacak, adliye yatırımı var. Devam edecek, KYK yurtları var. Onun dışında hayvancılık ihtisas OSEB'i üzerinde çalışmalar devam ediyor. En son Enerji Bakanımız geldiğinde de kendisi müjdesini verdi. Enerji ihtisas OSEB'i, o çalışmalar devam ediyor. Ve bakanımıza da kendisi zaten söyledi. Yatırımcıyı bulduğunuzda yine yeni OSEB'leri aşma noktasında yatırımcısı hazırsa açık olduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bu bölge sadece tekstil veya belli alanlarda değil, hayvancılıkta da gerçekten organik tarımda, organik üretimde ve bunun yanında enerjide önemli potansiyel olan bir merkez, bir cazibe merkezi olmaya aday bir yer. İnsan kaynağı da bu tür programlarla, inşallah sonuç odaklı programlarla eğitilip hazır hale getirilecektir. Kovancılar bölgesine yurt dışı da dahil olmak üzere yoğun bir talep olduğunu belirterek, bir yatırımcının termal kaynağı 5 yıldızlı bir otel yapmaya hazır olduğunu söyledi. Yaptığımız temaslarda, ziyaretlerde, gerekse işte ilçe yöneticilerinin yurt dışında yaptıkları ziyaretlerde, ticaret odamızın yaptığı çalışmalarda bunu da memnuniyetle görüyoruz ki bugün Kovancılar'da bulduğumuz sıcak termal kaynağı 5 yıldızlı bir otel yapmak üzere temeli atmaya hazır bir yatırımcı var. Yani bu bölgenin ne kadar gelişeceğini, aslında potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar cazip olduğunu ve yatırımcısının da geri dönmeye ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz dersimize inşallah iyi çalışırsak, konulara iyi çalışırsak, yatırımcının peşinde koşarsak, yatırımcının işlerini kolaylaştırırsak, yatırımcının altına kırmızı halıyı serersek işlerin kolay olacağını görüyorum. Kaynak var, finansman var, devlet teşvikleri, destekleri inanılmaz. Burada yerelde kalkınma ajansımız genelde de gerçekten teşvik sağlayan, gerek Ticaret Bakanlığımız, gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gerçekten güzel imkanlar sunuyorlar. Önemli olan biz bunları doğru kullanalım. Bu havuzdan fazlasıyla payımızı alalım. Odaklı çalışalım, tematik çalışalım. Başarı da gelecektir. Ve Kovancılar ölçeğinde ben ciddi bir bölgede de istihdam anlamında, üretim anlamında başarı geleceğini düşünüyorum. Konuşmaların ardından ESSO, İşkur ve Korkmaz Tekstil arasında MEGİP protokolü imzalandı. İmza töreninin ardından tekstil işletmesi ziyaret edildi. Evet efendim, devam ediyoruz. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Sigarayı Bırak Kazan kampanyası kapsamında Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 23 kişi sigarayı bıraktı. Sigarayı bırakan çalışanlar Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık ile bir araya geldiler. Geçtiğimiz günlerde Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen Sigarayı Bırak Kazan kampanyası meyvelerini vermeye başladı. Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, 20 Şubat tarihinde Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü personellerine verdiği seminerde sigaranın zararlarını aktarmış ve sigarayı bırakmak için yapılması gerekenleri anlatmıştı. Seminerin sonunda da Sigarayı Bırak Kazan kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 23 personel sigarayı bıraktı.
Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, düzenlenen yemekli programda bölge müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldiler. Programda Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün örnek bir kampanya başlattığına dikkat çekerek, Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin Bey'in öncülüğünde başlatılan Sigarayı Bırak Kazan kampanyasına katılan 23 karayolları çalışanı halen içmemeyi sürdürmektedir. İçmemeyi sürdüren ve bu süreçte yaşadıklarını ve deneyimlerini bizimle paylaşan bu 23 kişiyi yürekten kutluyorum. Böylesi anlamlı bir kampanyaya öncülük eden Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin Bey'e duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyanın sigarayı bırakma kampanyası başlatma konusunda diğer kurumlara da örnek oluşturmasını diliyorum değerlendirmesinde bulundu. Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ise yaptığı değerlendirmede kurum çalışanlarının başlatmış oldukları kampanyaya katılımlarından son derece mutlu olduklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de bu kampanyamızı devam ettireceğiz. Amacımız daha çok çalışanımızın kampanyaya katılarak sigara bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olmaktır. Bu etkinliğe desteklerinden dolayı Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Son gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi veren Karayolları Bölge Müdürü Eğitim Sorumlusu Melek Özükan, 23 personelin sigara alışkanlığını bıraktığını ifade etti. Kurumsal olması öncelikle personelin birbirlerinin motive anlamında katkıda bulunuyor. Kendi arkadaş grubunda böyle kurum içerisinde başlatıldığı zaman her geçen gün katılım artıyor ve bu katılımla beraber personelin birbiriyle olan motive çıtası da yükseliyor. Evet efendim, 20 Şubat'tan bu yana başladınız dediniz. 20 Şubat'tan şimdiye kadar kaç kişi, kurumda kaç tane personel bu projeyle birlikte sigarayı bıraktı? 20 Şubat 2019 tarihinde başlamış olduğumuz kampanyaya toplam 11 kişiyle başladık ve bu süreç içerisinde bu tarihe kadar sayımız 23'e yükseldi. Her geçen gün sayımız artarak devam ediyor. Belirli periyotlarda personellere eğitim verdiklerini söyleyen Özükan, personellere verilen desteklere değinerek diğer kurumlara örnek teşkil etmek istediklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlıklı yaşam merkezlerinde sigarayı bırakma polikliniklerinde tıbbi destek alındı. Belirli periyotlarla takibimiz, tıbbi takiplerimiz devam etmektedir. Kontrollerimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Bununla beraber yine bu kampanya sürecinde belirli periyotlarda Sayın Bölge Müdürümüzün ve Yasemin Hanım'ın da katkılarıyla motive amaçlı toplantılar yapılıyor. Bu toplantılarda arkadaşlara motive arttırma amaçlı artı tıbbi bilgiler sunuluyor. Yani personeller de kurumda birbirlerine örnek olarak motive mi ediyorlar? Evet, kesinlikle. Bizim amacımız insanların sağlıklarına dokunmak, katkıda bulunmak ve dumansız hava sahası oluşturmak. Bu amacımızda da her geçen gün katılan personel sayısı arttıkça amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. İnşallah diğer bütün kurumlara da örnek teşkil ederiz. Proje kapsamında 20 gün boyunca sigarayı bıraktığını belirten Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nde bilişim teknikeri olarak görev yapan Yasin Kaplan, sigarayı bıraktığı zamanki aşamaları anlatarak emeği geçenlere teşekkür etti. Şöyle söyleyeyim, Yasemin Hanım'a zaten sormuştu neden bırakamıyorsun falan diye. Nikotin eksikliğin vücuttaki oluşturduğu tepkimeler vardı. Onlardan bahsettim kendisine. Nikotin bantlarıyla ve diğer işte bahsettiğimiz tıbbi desteklerle bunun çok rahat üstesinden gelebileceğimi söylendi. Yani oradan cesaret aldık Allah'ın doğrusu. Yani bir uzmanla, işin ehli biriyle yol yürümek hakikaten insanı incitmiyor yani. Hani şöyle söyleyeyim, evvelden 20 yıl boyunca ben bu illetten, bu bağımlılıktan nasıl kurtulacağımın arada bir böyle şeyini yapıyorduk. Alverini yapıyorduk yani kendi iç dünyamızda. 23 yıldır sigara içicisi olduğunu ifade eden Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nde büro personeli olarak görev yapan Fatih Yalçınkaya ise
Proje kapsamında sigara alışkanlığının bırakılması konusunda verilen desteklere değindi. Yani burada bölge müdürümüz bizde şunu öğretti. İleride illaki bizde yani belli görevlere gelebilecek olan personeller olarak veya başka yerlerde basın aracılığıyla bizi izleyenlere denk gelirse bölge müdürlerinin görevlerinin sadece o kurumda o kurumun asli işlerini yapmaktan ibaret olmadığını bize öğretti. Neyi öğretti? Gün geldi personelimizin stresle nasıl başa çıkabileceğini öğretti. Seminer düzenledi. Gün geldi personel kendi içinde veya halkla veya yaptığı işle ilgili etkili iletişim yöntemlerini geliştirmek için kampanya ve seminerler düzenledi. Ve en önemli sıkıntımız toplumumuzun ve bizim ülke olarak bu sigara bağımlılığından kurtulmak amacıyla bir önderlik yapıp böyle bir kampanya oluşturması ve Sayın hocamız Yasemin Açık Hanımefendi'nin de desteğiyle müthiş bir kampanya oluşturdu. Evet efendim, yaklaşık 20 gündür, 20 gün üzerinde bir süredir sigara tüketmiyorlar. Sigarayı bıraktılar. Tebrik ediyoruz, umut ediyoruz ki bir daha kullanmazlar. Ve onlar da bu örnek olsun diyorlar, 23 personel sigarayı bırakan. Diğer kurumlarda da örnek olsun diyorlar ve teşekkür ediyorlar. Hem sigarayı Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'a hem de Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin'e teşekkür ediyorlar. Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanları. Bizler de tebrik ediyoruz efendim. Umut ediyoruz ki tekrar başlamazlar ki başlayacağı da benzemiyorlar. Oldukça kararlılar. Kutluyoruz. Başarılar diliyoruz bu güzel adımlarında. Ve devam ediyoruz efendim. 2018 yılında Ebu Aş'a halk otobüslerini devreden halk otobüsçüleri kendilerine 4. taksitten sonra ödeme yapılmadığını iddia ettiler. Şoför esnafı adına konuşan Halk Otobüsçüleri Derneği Genel Sekreteri Necati Özdemir, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında yetkililerden yardım istediklerini ifade ettiler. Halk Otobüsçüleri Derneği üyeleri Elazığ Belediyesi bünyesinde bulunan Ebu Aş'a devrettikleri halk otobüslerinin ücretini 4. taksitten sonra alamadıklarını iddia ettiler. Halk Otobüsü esnafı adına konuşan Halk Otobüsçüleri Derneği Genel Sekreteri Necati Özdemir, 4. taksitten sonra alacaklarının ödenmediğini söyledi. Art niyetli olmadıklarını ifade eden Özdemir, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 3-4 taksitimizi normal bir şekilde aldık. 4. taksitimizden sonra hiçbirini gününde alamadık. Şu anda da 3 taksitimizin günü geçmesine rağmen 210 milyar para yapıyor. Bunun 20 milyarını bize ödemiş. 190 milyar içeride alacağımız var. Bütün arkadaşlarımız mağdur durumda. Bu konuyla ilgili birkaç kez Sayın Belediye Başkanımızla görüştük. Ama sorunumuzu bir türlü gideremedik. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için bir an önce yetkililerimizden bizlere yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Özellikle burada şunu beyan edeyim. Biz hiçbir siyasi partinin zor durumda, mağdur durumda olmasını istemiyoruz. Bu amaçla da biz burada toplanmadık. Art niyetli olmuş olsaydık Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen cumartesi günü burada bir mitingi oldu. Biz o mitingde de taşkınlık yapabilirdik. Art niyetimizi gösterebilirdik. Ama böyle bir düşüncemiz yok. Bizim için önemli olan sorunlarımızın giderilmesi, ücretlerimizin tarafımıza ödenmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımdan özellikle şunu rica ediyorum arkadaşlarımızın adına. Bu olayla ilgili bize yardımcı olun efendim. Sorunumuzu çözünüz. 46 kişinin mağdur olduğunu ifade eden Özdemir, belediye ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. Ödeme durumunda değiliz. Hükümetin bize yapmış olduğu ödemelerin yarısı kesildi. Bu vesileyle de sizin ücretlerinizi ödeyemiyoruz. Sorun bu. Halk otobüsleri sahipleri mağduriyetlerini dile getirdiler. 46 tane arazimizin bunun 4 tane çarptığında olan 200 tane arkadaşımızın her hepsinin mağduriyetinden dolayı herkesi biliyorsunuz ki bir insan dezcanı sattıktan sonra dezcan kurması için bir takım yatırımlar yapması lazım. Bankaya krediden aldılar, evlerini sattılar, arabalarını sattılar. Bir takım işler kurdular. Hepsinin çabası var, çoluğu var. Hepsinin kendisine göre bir
himayesi altına bakacağı bir ailesi var. Ama biz son arkadaşım dediği gibi ilk dört ayımızı düzenli bir şekilde ödemelerimizi aldık. Ama son 3 aydır ödemelerimiz alınmıyor ve muhatap bulamıyoruz. Bu sırada bütün arkadaşlarımız mağdurlar. Bütün arkadaşlarımız genel çapında bir takım işleri yaptılar, bir takım dezgahlar kurdular, bir takım yatırımlar yapmaya başladılar. Herkesin kendisine göre bir takım çocukları var, şu var, bu var. Ama arkadaşlarımızın evinde ve bunun bir tanesi de benim. Evime icra geldi. Şimdi bu son 3 aydır para ödenmiyor. Ben şahsen kendim ev almışım, tahsitten almışım. Şimdi benim daha başka bir şeyim yok ki ben tahsitimi vereyim. Yani bizim paraların bir an ödenmesi lazım ve ödenmiyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın bunu eğilmesini istiyoruz. Bu paramızın ödenmesini talep ediyorum. Başka bir diyeceğimiz bir şey yoktur. Yani herhangi bir art niyetimiz de yok. Yani devletimize karşı, milletimize karşı bir art niyetimiz de yok. Yani biz buraya toplanmışız ama bir eylem yapacağız, bilmem ne yapacağız. Bu polisleri buraya çağırmışlar, bilmem ne etmişler. Ayıp da öyle bir şey. Yani biz gelip belediyenin buradaki binalarını mı yıkacağız yoksa mı arabaların tahrip edeceğiz? Biz arabaları tahrip ettiğimiz zaman mal bizim malımız. Biz kendi malımızı tahrip etmeye bizim hakkımız yok. Araçlarımızı sattık belediyeden. Biz ticaretle uğraşan insanlarız. Burada evimizi geçindiriyorduk. Çağımızın çoluğumuzun rızkıydı. Şu anda alacaklarımızı alamıyoruz. Alacaklarımızı alamadığımız gibi mağduruz. Bizim vatanda, milletten işimiz yok. Burada biz kavgaya, dövüşe gelmedik. Ha bunu böyle algılamak, böyle değerlendirmek çok yanlış. Ha biz sadece hakkımızı istiyoruz. Verdiğimiz malın karşılığını istiyoruz. Ha burada da bu sıkıntıyı yaratmanın hiçbir anlamı yok. 3 aydır muhatap bulamıyoruz kendimize, muhatap. Yani bize ne ödeyecekler, nereye ödeyecekler, nasıl ödeyecekler, muhatap bulamıyoruz kendimize. Evet efendim, otobüs sahipleri, hat sahipleri bir süre önce Ebu Aş'a hatlarını satmışlardı. Ancak paralarını alamadıklarını iddia ediyorlar. Açıklama yaptılar. Ekranlarınıza getirmiş olduk. Efendim devam ediyoruz. Elazığ Askon Kadınlar Komisyonu tarafından aile yapısının korunması ve kadının evdeki rolünü artırmak projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Askon Kadınlar Komisyonu tarafından aile yapısının korunması ve kadının evdeki rolünü artırmak projesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, Askon Kadınlar Komisyonu Başkanı İhsan Nazik ve davetliler katıldı. Projenin tanıtımını Askon Kadınlar Komisyonu Başkanı İhsan Nazik yaptı. Biz Askon Kadınlar Komisyonu olarak Elazığ'da kadınların kendisini toplumda yerlerini alması, aile yapısının devamını sağlamak, aile yapısının devam ettirmek adına yapmış olduğumuz bu projede, üzerinde çalıştığımız bu projede kadınlarımıza yönelik bütün olguları, bütün düzenleri değiştirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili eğitimler vermeyi düşünüyoruz. Eğitimlerimizin ve projemizin devamını ilerleyen zamanlarda mutlaka sizinle paylaşacağız. Bilindiği üzere ki çocuklarımızı anneler büyütür. Bunun için annenin bilinçlenmesi noktasında gerek sosyal gerekse psikolojik destekler ile bilinçli kadınlar, bilinçli anneler ve bilinçli nesiller olacaktır. Bu projemizde amaçlar toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin yaşadığı dünyaya, ülkesine ve sonraki nesillere daha sağlıklı düşünen her anlamda donanımlı bir geleceğin tohumlarını atmaktır. Ayrıca ev hanımlığı olarak ifade edilen kadınlarımız bu proje sayesinde bu ifadenin atıl bir ifade olmadığını, gerek kendini geliştirdiği bu başlıklar altında bu ifadenin sosyal statü, sosyal ve yine güçlü ve bilinçli nesiller için ne kadar önemli bir zincir halkası olduğunun da bilincinde olup evine, eşine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırıp bu misyonu tamamlayacaktır. Efendim İl Özel İdaresi Bilim Merkezi Bilim ve Teknoloji Haftası'nda Profesör Doktor Fuat Sezgin'in adını verdiği 2. Elazığ Bilim Şenlikleri etkinliğinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Fuat Sezgin yılı ilan etmesiyle birlikte İl Özel İdaresi Bilim Merkezi
Bilim ve Teknoloji Haftası'nda Profesör Doktor Fuat Sezgin'in adını verdiği 2. Elazığ Bilim Şenlikleri etkinliğinin açılışı yapıldı. Bilim ve teknolojinin önemine değinen Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, Türkiye'de bilim insanına gereken değerin verilmesini belirtti. Ülkeler artan nüfus güçlerine göre değil, teknoloji ve bilimdeki ilerlemeler ile dünyada söz sahibi olmaktadırlar. Bu yüzden çağın gerisinde kalmamak için, bilime ve teknolojiye gereken önemin verilmesi için, tabii ki de bunların olabilmesi için bilim insanlarımızın gereken değer verilmesi, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında mesafe kat edebilmesi için milli ve manevi değerlere bağlı bilim insanı yetiştirilmesi de hayati önem taşımaktadır. Bilim ve Teknoloji Haftası'nın olduğunu belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, etkinliğin 2 gün süreceğini belirterek amaçlarını anlattı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da yerlilik ve millilik adına sanayide, teknolojide, savunmada, tıpta yeniden bizim kendi değerlerimize, kendi bilim adamlarımızı yetiştirmeye yönelik bir farkındalık da aslında 2019 yılının Fuat Sezgin yılı olması. Türklerin, atalarımızın, Türk İslam kültürünün geçmiş yıllarda dünyaya çok önemli bilim adamları yetiştirdikleri ve o bilim adamlarının keşiflerinin hala bilime yön verdiğini biliyoruz. Tabii eğer kendi ülkenizde kendinize yetecek bir davranış şeklini önemsiyorsanız, yerlilikten ve millilikten bahsediyorsanız, kendi bilim adamlarınızı da yetiştirmek için hamle yapmanız gerekiyor. Biz küçük çaplı da olsa Elazığ'da bilim merkezimizde Elazığ'daki öğrencilerin bilimin uygulamasıyla, bilimin sevilmesiyle ilgili küçük etkinliklerine imza atmaya çalışıyoruz. Günde 250-300 civarında öğrencimiz burada arkadaşlarımız tarafından oluşturduğumuz atölyelerde bilim adına farkındalık ve uygulamalı pratik çalışmalara dahil ediliyorlar. Tabii bunu biz yıl boyuna yaydığımız için yılda da yaklaşık 30 bin civarında öğrencimizi buradan bu laboratuvarlardan, bu atölyelerden geçiriyoruz. Ardından Profesör Doktor Fuat Sezgin'in adının verildiği 2. Elazığ Bilim Şenliklerinin açılışı yapıldı. Evet, Allah hayırlı uğurlu etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Maalesef bir vefat haberiyle devam ediyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın teyzesi Hayriye Demirbağ vefat etti. Merhume Hayriye Demirbağ kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın teyzesi Hayriye Demirbağ vefat etti. 78 yaşında vefat eden merhume Hayriye Demirbağ için öğlen namazına müteakip Yeşilkent Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Keban AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Kaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Allahu Ekber. Merhume Hayriye Demirbağ, kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan Aile Kabristanlığı'nda defnedildi. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aile taziyeleri Yeşilkent Camii taziyevinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Efendim merhume Demirbağ Allah'tan rahmet, başta AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ olmak üzere Demirbağ ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler 3 ayrı noktada operasyon gerçekleştirdi, 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan ticari bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 362 kilogram çay ile
200 bin makaron, 6400 paket sigara filtresi, 14000 boş sigara paketi, 240 sigara sarma kağıdı, 430 tütün tabakası, 170 makaron doldurma makinesi ve 90 plastik sigara kutusu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü motorize Yunus ekipleri tarafından önleyici tedbirler dahilinde suç ve suça konu unsurların tespit edilmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheli görülen bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada bir poşet içerisinde 580 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek araç içerisinde bulunan iki şahıs da gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. İl merkezinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda toplam ağırlığı 126 gram gelen satışa hazır 76 fişek esrar maddesi, açık bir poşet içerisinde 540 gram kubar esrar maddesi, 15 adet ekstazi hap, fişeklenmiş 1 gram toz esrar maddesi, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dijital terazi ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan bir miktar paketleme malzemeleriyle 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Efendim devam ediyoruz. Fırat Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin oluşturduğu farkındalık atölyesi üyeleri, hayata geçirdikleri 270 dilek, 270 kahraman dilek, kahramanın olur musun projesiyle köyleri gezerek ulaştıkları çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyorlar. Fırat Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencileri hayata geçirdikleri projeyle köy köy gezerek çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. Üniversiteli gençlerden oluşan farkındalık atölyesi tarafından kırsalda yaşayan çocukların hayallerine kavuşması amacıyla 270 dilek, 270 kahraman dilek, kahramanım olur musun projesi hazırlandı. 4 ayda 4 köyü ziyaret eden 270 çocuğa hayal ettikleri kırtasiye, kıyafet ve oyuncakları dağıtan gençler, geleneksel oyunlar da oynayarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Gençlerin proje kapsamındaki durağı Elazığ'ın Arıcaklı ilçesinin Yaylabaşı köyündeki Yaylabaşı İlk ve Ortaokulu oldu. Temin ettikleri hediyeleri buradaki öğrencilere dağıtan Fırat Üniversitesi Farkındalık Atölyesi Başkanı Fırat Algül, kırsal kesimdeki çocukların hayalini gerçekleştirmek, mutluluklarına ortak olmak için bu projeyi hazırladıklarını söyledi. Çocuklarımıza hediye almaktan ziyade çocuklarımıza değerli olmalarını hissettirmek amacıyla almış olduğumuz hediyelerin yanına bir mutlu olabilecekleri dipnotlarda bıraktık. Ve biz bu etkinliğimizle insan hayalleriyle yaşar maddesine bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını vurgulayan gönüllü Emine Yıldız, en ücra köylere giderek küçük kardeşlerini hayallerine kavuşturmak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Onlar hepsi geleceğin belki doktorları, belki hakimleri, belki savcıları, öğretmenleri, geleceğin nesilleri bunlar. Yani biz onların hayallerini gerçekleştirdikçe, onlara daha güzel bir dünya sundukça daha güzel günler göreceğimize inanıyorum. Yaylabaşı İlk ve Ortaokulu Müdürü Metin Şentürk, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirtti. Bu proje kapsamında çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz çok sevinçlilerdi. 2-3 gündür bekliyorlar. Dört gözle beklediler. Ve geldiklerinde çok büyük bir coşkuyla karşıladılar arkadaşları. Öğrenciler abla ve abilerinin getirdikleri hediyeler için mutluluklarını dile getirdi. Ben ablalarımdan prenses elbisesi istedim. Ablalarım bana getirdi. Ben
çöplerini aldım. Çünkü ben prenses olmak istiyorum. Sırt çantası istediğim, sırt çantasına ihtiyacım vardı. Ve getirince çok sevindim. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, gerçekten kutluyoruz. 270 kahraman dilek, kahramanım olur musun projesi. Üniversite öğrencileri iş başında, tebrik ediyoruz. Ne güzel ki bizim böyle öğrencilerimiz var. Ne güzel ki böyle güzel üniversite öğrencileri Fırat Üniversitesi'nde okuyorlar ve gençlere, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek veriyorlar. Tebrik ediyoruz efendim üniversite öğrencilerimizi. Evet efendim, devam ediyoruz. Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Siren sesleri duyuldu. Okul sıralarının altına girildi. Yaralılara UMKE ekibi yetişti. Nasılsın, iyi misin? Boynu takındı. Zaman yolunu açalım. İlyas, oksijeni getir. Gerçeği aratmayan tatbikatın adresi Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi'ydi. Efendim, Anadolu Hastanesi yeni hizmet binasına taşındı. Anadolu Hastanesi yeni hizmet binasına taşındı. Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Ali Şekerlisoy yeni hizmet binası ile ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 4 yıldır Elazığ Anadolu Hastanesi ailesi olarak her zaman yeniliklere açık, güçlü hekim kadrosuyla Elazığ halkına hizmet etmekte idik. 9 aydır humalı bir çalışma sonrası yeni hastanemizi hazır hale getirdik. Yeni hastanemizle eski hastane arasındaki fark sadece metrekarenin, mevcut metrekarenin 3 kat olması değil, geniş otopark imkanları, daha iyi teknolojik altyapı, laminar filolu kaplanmış 5 adet ameliyathanesi, 2 adet doğum salonu, çok geniş hasta bekleme salonlarıyla Elazığ halkının hizmetine bugünden itibaren başlamış bulunmaktayız. Elazığ halkına hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Elazığ Anadolu Hastanesi eski yerinden 13 Mart 2019 tarihi itibariyle yeni yerinde Elazığ halkına hizmet vermektedir. Yeni yerimiz tüm halkımızın bildiği gibi Abdullah Paşa Mahallesi Topaş Kavşağı 100 metre ilerisinde bulunmaktadır. Eski Civelek İnşaat'ın binasıdır. Anadolu Hastanesi Başhemşiresi Kader Demircan ise hastanenin Elazığ'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Elazığ halkına hizmet adına, hizmet kalitemizi kat kat daha arttırmak adına böyle bir bina inşa ettik. Binamız son sistem teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Hekimlerimiz kendini kendi alanında yeterince ispatlamış, Türkiye genelinde isim yapmış hekimlerdir. Özel Anadolu Hastanesi olarak Elazığ halkına, çevre illere, bölgemize, bölge insanımıza hak ettiği kaliteli hizmeti vermeye amaçlıyoruz. Öncelikle hedefimiz budur. Elazığ insanına verdiğimiz kıymetin bir fotoğrafıdır bu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerlisoy'un Elazığ insanına, Elazığ halkına vermiş olduğu kıymetin bir fotoğrafıdır bu. Evet efendim, son baskıda şimdi. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından yeni güne birlikte başlayacağız.
Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz efendim. Türkiye hatta dünya genelini ilgilendiren bir problemle başlıyoruz canlı yayınımıza. Sosyal medya maalesef çöktü. Instagram, Facebook saatlerdir ulaşılamıyor. Erişim sorunu yaşanılıyor. Kısmi olarak yaşanılıyordu. Sorun daha da ilerlemeye başladı. Ve saatlerdir Instagram ve Facebook kullanıcıları erişim sorunu yaşıyordu. Yeni bir sorun daha başladı. Bu kez sorun WhatsApp'la ilgili. Evet, WhatsApp'ta da erişim problemi yaşanmaya başladı. Konuyla ilgili bakanlık düzeyinde açıklama geldi efendim. Peki ne oluyor? Sosyal medyaya ulaşılamıyor. Neden böyle oldu? Sosyal medya devleri Instagram ve Facebook'un ardından WhatsApp'ta da erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kullanıcıların gönderdiği mesajlar ve resimler geç iletiliyor ya da hata mesajı veriyor. WhatsApp'tan konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmazken bakanlıktan flash bir açıklama geldi efendim. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sorununun global düzeyde olduğunu, Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir, dedi. Sayan Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirtti efendim. WhatsApp, Twitter ve WhatsApp, Facebook ve Instagram hesapları kullanılamıyor, erişim problemi yaşanılıyor. Ancak Twitter açık, Twitter'dan herhangi bir problem olursa paylaşım yapılabilir. Ancak WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta kısmi olarak erişim sorunu yaşanıyor. Elazığ'da da bu sorun görülüyor. Elazığ'da da birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı kullanamıyorlar. Bizim WhatsApp'ımız açık. Sorun görünmüyor. Bilmiyorum, mesaj gönderirseniz sorun var mı yok mu anlayabileceğiz ama ilk bölümümüzde mesajlar vardı. Ancak diğer günlerle kıyasladığımız zaman çok sayıda mesaj yoktu. Belli ki evet, Türkiye genelinde de bir WhatsApp problemi yaşanılıyor. Bizlere WhatsApp'tan mesaj göndermeye çalışın, deneyin efendim. Bakalım WhatsApp çalışıyor mu? Evet, bu global dünya problemiyle ilgili sorunla başladık canlı yayınımıza ve günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Efendim AK Parti Elazığ Milletvekili, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları seçim ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları seçim ziyaretleri kapsamında Olgunlar Mahallesi'nde hizmet veren esnafları ziyaret ederek hem sorunları dinledi hem de başkan olması halinde yapacağı çalışmaları anlattı. Allah razı olsun. Yok, çok şükür. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İşlerim iyi inşallah. İyi başkanım. Sağ olasın. Nasılsınız? İyi. Hamdolsun. Çalışıyoruz. İyi. Sıkıntı yok. Allah'a çok şükür. Olgunlar Mahallesi'nde partisi tarafından oluşturulan seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Şahin Şerifoğulları vatandaşlara da seslendi. Şerifoğulları'nı İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve eski milletvekili Tahir Öztürk de yalnız bırakmadı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ ziyaretinde vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, Olgunlar Mahallesi'nin sorunlarının 31 Mart'tan sonra giderileceğini kaydetti. 3 gün önce Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizi şereflendirmesi münasebetiyle Elazığ'ın her bir köşesinden ve de Olgunlar Mahallesi'nden muhteşem olarak gerçekleştirmiş olduğumuz mitingimize katılımınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Elazığ'ımız, Elazığ'ın misafirperverliğine, Elazığ'ın şanına yakışır bir şekilde Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastı.
AK Parti Elazığ eski milletvekili Tahir Öztürk, Olgunar Mahallesi'nin adayları Şahin Şerifoğulları'na tam destek vereceğine inandığını söyledi. Ben bu kalabalığı gördükten sonra 31 Mart'ta inşallah büyük bir zaferle çıkacağımızı, genç kardeşimiz Şahin Bey de inşallah şimdiden ilan ediyorum, başbakan olacağını görüyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 31 Mart'ta AK Parti'nin zaferle çıkacağına inandıklarını belirterek, Şahin Şerifoğulları ile birlikte en iyi hizmetleri birliktelikle yapacaklarını kaydetti. Ayın 31'inde Şahin Bey kardeşimizi bu saatlerden biraz daha geç saatlerde inşallah sonuç netleşecek. Belediye başkanı seçtiğinizde merkezi iktidarla birlikte Allah razı olsun. Bir taraftan merkezi iktidar, hükümet, bir taraftan da yerel yönetimler, İstanbul ve bir diğer belediyeler olmak üzere el birliği içerisinde Elazığ'ımıza inşallah çok çok güzel hizmetler yapacak Şahin Bey kardeşimiz. Olgunlar Mahalle sakinlerine seslenen AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, başkan olması halinde vatandaşla birlikte hareket ederek hizmet edeceklerini söyledi. Her cadane bir gülmaz! Elazığ'ın has oğlu, o Şahin Şerifoğlu! Elazığ'ın has oğlu, o Şahin Şerifoğlu! Milletimize hizmet yolunda kutlu yürüyüşümüze hız kesmeden devam ediyoruz. Ben aday olduğum günden itibaren hep aynı şeyi söyledim. Ben farklı bir belediye başkanı adayı olacağım. Farklı bir belediye başkanı olacağım. Sizlerle omuz omuza, sizlerle iç içe siyaset yaparak bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğimi her fırsatta söyledim. Toplum için çalışan herkes bizler için değerlidir. Bizler için kıymetlidir. Bizler de şehrimizin yönetiminde toplumsal hassasiyetleri olan herkese eşit şekilde davranacağız. Elazığ'ımız için toplumsal fayda noktasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Biz yola sizlerin duasıyla sizlere hizmet etmek için çıktık. Sabır ve gayret ile Elazığ'ımız için bir olup güzel işler başaracağız. Sizlerin bizlere olan güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Belediyecilik hizmet işi, belediyecilik gönül işi, belediyecilik sevda işi. Biz, Allah razı olsun, biz Elazığ'ı sizlerle birlikte yöneteceğiz. Konuşmaların ardından Olgunar Mahallesi SKM'nin açılışı gerçekleştirildi. Olgunar Mahallesi'nde düzenlenen kahvehane toplantısına da katılan AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, seçimler için destek istedi. Bu şekilde hazırladık. Bizler Elazığ Belediyesi'nin her kuruşuna dikkat edeceğiz. Her kuruşta sizlerin hakkının olduğunu biliyoruz. Bizler Beytülmal'a el uzatmayacağız. Beytülmal'a uzanan eli kıracağız. Seçim çalışmaları kapsamında sebze halinde faaliyet gösteren esnaflarla da buluştu. Şerifoğulları'na AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da eşlik etti. Afiyet olsun. Seçimden sonra daha da güzel olur. İnşallah. Daha iyi olacak. Nasip. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sözüm var. Ya. Kolay gelsin. Ne var diyor abi? İyisin. Haydi çıksın. AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları'nın seçim ziyaretlerinin bir başka durağı Manas Kültür Evi oldu. Şerifoğulları başkan olması halinde gerçekleştirecekleri kültür sanat çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Evet efendim, sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor dedik. Instagram, Facebook çöktü, paylaşımlar yapılamıyor ve kısmi olarak WhatsApp'ta da bu durum yaşanmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Global, yani dünya genelinde bir sorun yaşanıyor dedi. Kısmi olarak Türkiye'de de WhatsApp'ta da sorun yaşanıyor dedi. Bizler de söyledik izleyicilerimize, mesaj atın bakalım sorun var mı diye. Mesajlar geldi. Abi sıkıntı var mı? Hemen gerek demiş bir izleyicimiz. Furkan kardeşim, Bursa'dan selamlar. Umarım net problemi yoktur. Hayırlı yayınlar demiş izleyicimiz. Furkan Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş izleyicimiz.
Furkan Bey mesaj geldi mi? Mustafa Poyraz göndermiş. Evet efendim mesajlar geliyor bize. İstanbul'dan selam, kolay gelsin Furkan Bey. Elazığ'ın gururusun. Başarın daim olsun demiş izleyicimiz. Demek ki mesajlar geliyormuş efendim. Evet belki de kısmi olarak geliyor yani. Her izleyicimizin mesajı gelmiyor da olabilir. İyi geceler, iyi yayınlar Furkan abi. Malatya'dan Sena Nur. 8 yaşındayım. Uyumam lazım ama her gece sizi izlemeden yatmıyorum. İyi geceler, iyi yayınlar abim demiş. Çok teşekkür ederiz. Malatya'dan Sena Nur kardeşimize selamlarımızı göndermiş olalım. Tabii hatırlatmış da olalım. Seçim sürecinde olduğumuz için bol bol mesajlar gelmeye başladı. Okumadığımız mesajlar da var. Okuyacağız hepsini ama seçim sürecinde olduğumuzdan dolayı biliyorsunuz ki Son Baskı canlı yayınında son 2 aydır yapmış olduğumuz yayınlarda, Son Baskı yayınlarında herhangi bir belediye başkan adayı ile ilgili göndermiş olduğunuz olumlu ya da olumsuz mesajları okumadığımızı aktarmış olalım. Habercilik etik kuralları gereğince herhangi bir partinin herhangi bir belediye başkan adayı ile ilgili göndereceğiniz olumlu ya da olumsuz mesajları okumuyoruz çünkü seçim dönemindeyiz. Etik de olmaz efendim. Evet okuyacağız efendim. Çok güzel mesajlarınız var, keyifli mesajlarınız var. Hepsini okuyacağız. Milliyetçi Hareket Partisi, Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim ziyaretlerine devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim ziyaretlerini Abdullah Paşa Mahallesi'nde sürdürdü. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Merhabalar. Merhabalar. İyisiniz. Rabbime şükür. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Daha sonra Abdullah Paşa Mahalle sakinleriyle bir araya gelen MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban vatandaşlara seslendi. Bilal Çoban'a MHP milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Hasan Kalyoncu, Ali Muhittin Taşdoğan, MHP İl Başkanı Semih Işıkver ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. İl Başkanı Semih Işıkver seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kahve toplantısı var dediler, geldik ama kahveye sığmamışsınız maşallah. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, hepinize en değerli saygılar. 31 Mart 2019 mali idareleri seçimleri dolayısıyla çalışmalarımız hız kazandı. Bugün de Abdullah Paşa'dayız. Bundan sonra her gün 15.30'da 18.30 arasında bir mahallede dükkan dükkan, ev ev, hane hane tarayarak herkesi kucaklayacağız Allah'ın izniyle. Bugün teşkilatımızın bel direği olan, belki de mahalle teşkilatlarımızın en dirilerinden biri olan Hasan kardeşimin başkanlığını yapmış olduğu Abdullah Paşa Teşkilatı'ndayım. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Maşallah 3 saat içerisinde Abdullah Paşa'da dokunmadığımız insan kalmadı. İnşallah bütün mahalle teşkilatlarımız da aynı gayreti, aynı hazzı ve hızı bize yaşatacaklar. Buna inanıyorum. MHP milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Ayşe Sibel Ersoy ve Hasan Kalyoncu da 31 Mart seçimlerinde partilerinin zaferle çıkacağına inandıklarını söyledi. Sayın Başkan'ın vaatlerine baktım. Güzel vaatleri var. Elazığ'ı yaşanabilir bir kent yapmaya çalışıyor. Elazığ'ı güzel insanların, gakkoş dediğimiz insanların huzurla, vatansever bir şekilde yaşadıkları cennet yapmak istiyor. İnşallah yapacak. İnşallah. Çok huzurlu bir geleceğe doğru Bilal Başkan'la yürüyeceğiz i̇nşallah, hep birlikte. İnşallah. Evet, hepimiz vatanımız için buradayız. Biliyorum gönlünüz hepinizin vatanı için çarpıyor. Bizim de bu vatan sevgisinde, bu vatanda bir tuzumuz olsun, emeğimiz olsun, ne mutlu bize. İnşallah hep birlikte güzel yarınlara, huzurlu geleceğe. Hoş geldiniz vakilim, hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediyecilikte geleneklerine bağlı modern bir anlayışla şehir oluşturan, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet veren engelsiz belediyeler olarak doğayla, çevreyle uyum içerisinde bir belediyecilik anlayışıyla her yerde yola çıktık ve bunu başaracağız. Yıllardır bizimle birlikte davamıza hizmet ediyor.
Şimdi de Elazığ'ın belediye başkanlığı için karşınızda Egakko Yeter da Yeter. Yani işi ehline teslim etme zamanı geldi artık. MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Bilal Çoban da belediye başkanı olması halinde hizmet belediyeciliği ile hizmet edeceklerini kaydetti. Uzun bir yol ve Allah nasip ettiğinde bize şanlı bir zaferle yardım ettiğinde 1 Nisan'dan sonra yeni bir belediyecilik anlayışına evriliyoruz. Çünkü sistem gereği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi. 1 Nisan'dan sonra kaldırım belediyeciliği gidiyor, hizmet belediyeciliği geliyor. Artık 1 Nisan'dan sonra belediyecilik anlayışı istihdam odaklı, üretim odaklı olmak durumunda. Bunu okuyamayanlar, bu belediyecilik anlayışını anlayamayanlar, bunu göremeyenler maalesef gelecekte bir adım ilerleyemeyecekler. Sizden de ricam, bunu göremeyen, 20 bin istihdam konusunda eleştiri getiren, biz vatandaşımıza sıcak yuva vaadinde bulunduğumuzda buna eleştiri getiren, biz vatandaşımıza %20 su indiri ve temiz su, muslukları açınca sular akacak dediğimizde buna eleştiri getiren, biz vatandaşımıza, özellikle kadınlarımıza, Türkiye'de ve dünyada ilk defa olacak el emeği göz nuru kadınlar sanayi sitesi projemizi sunduğumuzda buna eleştiri getirenler. Çağrı merkezi organize sanayi bölgesi kuracağız dediğimizde eleştiri getirenler. Belediye hastanesi kuracağız dediğimizde buna eleştiri getirenler. Otopark probleminin olmadığını varsayarak yapamazlar edemezler diyerek eleştiri getirenlere kırmızı kart. Kırmızı kart istiyorum. Onlar bekleyecekler. Çünkü biz onları yeterince seyrettik. Oyunlarını gördük. Performanslarını seyrettik. Hepiniz şahitsiniz. Allah da şahit. Bunlar bu oyunda mutlak bir şekilde kırmızı kartla dışarıya alınmalıdır. Efendim devam ediyoruz. WhatsApp iletişim hattım üzerinden gelen mesajlarla maşallah Türkiye genelinde erişim problemi yaşanıyor ama izleyicilerimizin WhatsApp'ları çalışıyor öyle görünüyor. Furkan Bey kolay gelsin. WhatsApp çalışıyor herhalde. Bir de bu Elespor haberlerini en sonda mı veriyorsunuz yoksa haber aralarında mı? Kolay gelsin, iyi çalışmalar demiş. Birazdan vereceğiz Elespor'la ilgili haberlerimizi. Deneme 1-2 demiş izleyicimiz. Şese Gelek hayırlı yayınlar olsun demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam ediyoruz. Selam Furkan Bey. Bizde sosyal medya çöktü. Almanya'dan Gıyaz. Evet, Almanya'da da erişim sorunu yaşanıyor. İyi akşamlar Furkan abi. Emir Ensar Özer göndermiş. Çok teşekkür ederim. Furkan abi iyi akşamlar. Her gece seni dinlemek için bu saate kadar bekliyoruz. Başarılarının devamını dileriz demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Furkan Bey iyi akşamlar. Tunceli'den selamlar. Furkan Çelik. Çok teşekkür ederiz. Tunceli'ye, komşu şehrimize kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Furkan Bey Almanya Düsseldorf'tan selamlar. Son iki saattir Almanya'da WhatsApp, Instagram, Facebook sorunları yaşanıyor. Selamlar Mehmet Tunç. Almanya Düsseldorf. Evet, Türkiye'de de bu sorun yaşanıyor. Merhaba Furkan Bey. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Biz İstanbul'dan Yıldız Ailesi olarak sizi izliyoruz. Sizin vasıtanız ile buradan duyurmak istedik. Akpazar'da 7 Temmuz'da Yusuf Yıldız'ın düğün törenine bizi tanıyan, bilen tüm dostlarımızı bekliyoruz. Kolay gelsin, iyi akşamlar, iyi çalışmalar demiş izleyicimiz. İnşallah mutlu mesut olursunuz efendim. Tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz günün gelişmeleriyle. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ortak belediye başkan adayı Şekerdağ'da seçim ziyaretlerine devam ediyor. Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnafları tek tek gezen aday Şekerdağ'ın ilk durağı Oto Galericiler sitesiydi. Belediye başkan adayımız, halkın başkanı, herkesin başkanı Sayın Ali Şekerdağ sevgiyle, saygıyla selamlıyor. O kimimizin ağabeyi, kimimizin kardeşi, o ailenizin evladı. Sorun ve talepleri yerinde dinleyen Şekerdağ projelerini anlattı. Ya
Aleyküm selam. Selamı var efendim. Hoş geldin. İnşallah hayırlı olsun. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Sağ olun. Şuradan bir yer. Şekerdağ'ın bir diğer durağı ise Elazığ Garı oldu. Şekerdağ'ın seçim çalışmasının son durağı ise sanayi sitesiydi. Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, Şehrül Emin makamı ile buluştukları zaman yaptıkları hizmetlerin devamını herkesin göreceğine ve üzerlerine düşenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Bugün yine sanayideki esnaf kardeşlerimizle birlikteyiz. Onların sorunlarıyla ilgili istişareler yaptık. İnşallah onlar beni biliyorlar, tanıyorlar. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığım döneminde sanayiye yaptığımız ciddi katkıları biliyorlar. İnşallah Şehrül Emin makamıyla buluştuğumuz zaman yaptığımız hizmetlerin devamını da inşallah göreceklerdir. Kendilerini bu sorunların asgariye indirmek adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımı kendileriyle zaten işaret ettim. Bu sıcak karşılamalarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim evet, devam ediyoruz canlı yayımıza. Çok sayıda mesajımız var. Onları okumaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Tabii bu arada bugün 14 Mart, 14 Mart Tıp Bayramı. Bizler de sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 1800 yıllardan itibaren kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı'nı diyoruz efendim. Tüm sağlık çalışanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Ve devam ediyoruz. Furkan Bey iyi geceler. Milletvekilimiz Üfü Demirbağ'ın taziyesi varmış. Allah'tan rahmet diliyorum demiş izleyicimiz. WhatsApp, evet mesaj geliyor ama görsel paylaşamıyoruz. Furkan abi Instagram'a giremiyoruz. WhatsApp çalışıyor çok şükür demiş izleyicimiz. Selam Furkan abi, Elazığ yurtbaşına selam olsun. Nihat Tadık göndermiş. Devam ediyoruz gelen mesajlarımıza. İyi akşamlar Furkan Bey. Fethiye'den selamlar. Sayenizde memleket haberleri alıyoruz. Kolay gelsin demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi sana zahmet benim de mesajı okuyasın. Allah'ın kurban senin demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Vallahi biz de bu saate kadar dinliyoruz ama mesajımızı okumuyorsunuz demiş izleyicimiz. Okuyoruz mesajlarınızı. Ha, sizin bir önceki mesajınız siyasi bir mesaj. Adaylarla ilgili mesaj okumadığımızı ifade etmiştik. Aktarmış olalım. Furkan Bey iyi akşamlar, sunucunuz süper demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler Furkan abi, ben Oğulcan. Manisa'dan selamlar, çok başarılısın. Başarılarının devamını dilerim. Yolun ve bahtın her daim açık olsun inşallah. Ben askeri personelim. Şırnak Meteler'e jöh selamlarını iletir misin? Ne demek efendim? Şırnak'tan bizleri takip eden jöhlere, föhlere, kahraman güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepsine kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Mesajlarımızı okumaya devam edeceğiz. Evet efendim, Saadet Partisi, Elazığ Belediye Başkan adayı Haluk Arslan da seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Seçimlere az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Harita Yüksek Mühendisi Haluk Arslan, Eski Bankalar Caddesi'nde hizmet veren esnafları ziyaret etti. Arslan seçimler için destek istedi. Acaba hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağlığınız nasıl? Elhamdülillah. Maşallah. Ama uyumuz aratmasın. Tadışın merhaba. Ziyaretlerinde 31 Mart'ta Elazığlıların kendisi ve şehri adına karar vereceğini belirten Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Haluk Arslan,
vatandaşın vicdanı ile oy kullanacağına inandıklarını kaydetti. Elazığ'da belediyeciliğin her alanında değişim yaşanacağını ifade eden Haluk Arslan, gençlerin de verecekleri oylarla geleceği şekillendireceğini kaydetti. Nerede ya ki abi? Başkanım sen gelmeden önce söz verdin. Abi tam bir ayda söz vermişiz. Öyle değil mi? Başka yol yok. Her şeyin hayırlısı. İnşallah hayırlısı. Allah inşallah biz de gelek belediyede seni tebrik eder baba. İnşallah. Allah kolaylığını ihsan et. Merhaba. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Çok şükür. İdare ediyoruz. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Böyle geziyoruz. Allah kolaylık ihsan et. Her yerde insanımız bize gönlünü açmış. Evet evet. Bu da çok güzel. Farklı bir duruş var. Evet. Biz de adaylar da çok orijinal olduğundan dolayı rahmet fazla. Neyse Allah inşallah razı eder. Allah hayırlı işler olsun. İnşallah. Allah başkanım sizleri biz herkesin söylediği gibi çok seviyoruz. Evet. İnşallah Rabbim sizi nasip eder. Abi karar verecek. Elazığ biz yola çıkarken şöyle düşündük. Ben Elazığ'daki herkesin iradesiyle oy kullanacağını, evet, karar vereceğine inanarak yola çıktım. Evet. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Aynen. Öyle olur mu işte bu, benim oyum bu kadar, şunun oyu bu kadar, bunun oyu. Birileri hesap yaptı, üst üste koydu, alt alta koydu. Böyle değil. Elazığ kendisi için, şehri için bir şey yapacak. Bugün bir aday orada oturacak. Kim olursa olsun rüznetimle çıkaracak, bu siyaset falan değil. Evet. Elinden iş gelirse çalışacak, iş gelmezse hepimize Cerem'e abi. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Yani benim paramı kullanacak, benim ekibimi, ekipmanımı kullanacak, şehirde yaşayan herkes. Evet. Güvenerek kullanacak, vicdana güvenerek kullanacak. Gençlere güvenerek kullanacak. Gelecek şekilde kullanacak. Yani şöyle yüksek yüksek gidiyorlar, bizim hayatımızı karartan şehirlere son vermemiz lazım. Biraz insanca yaşayabiliriz. Yani elin memleketleri nasıl? Ne eksik bizim ya? Ne eksik? Hiçbir eksiğimiz yok. Sadece yönetim zihniyet. Adalar içerisinde mühendis olarak tek ben varım. Belediye hizmetleri de altyapı, çevre düzeni, imar planı gibi teknik hizmetlerden oluşuyor. Biz de bu işleri biliyoruz yani. Efendim Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Sigarayı Bırak Kazan kampanyası kapsamında sigarayı bırakan 23 karayolları çalışanı düzenlenen bir programla Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'la bir araya geldiler. Geçtiğimiz günlerde Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen Sigarayı Bırak Kazan kampanyası meyvelerini vermeye başladı. Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, 20 Şubat tarihinde Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü personellerine verdiği seminerde sigaranın zararlarını aktarmış ve sigarayı bırakmak için yapılması gerekenleri anlatmıştı. Seminerin sonunda da Sigarayı Bırak Kazan kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 23 personel sigarayı bıraktı. Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ve Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, düzenlenen yemekli programda bölge müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldiler. Programda Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün örnek bir kampanya başlattığına dikkat çekerek, Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin Bey'in öncülüğünde başlatılan Sigarayı Bırak Kazan kampanyasına katılan 23 karayolları çalışanı halen içmemeyi sürdürmektedir. İçmemeyi sürdüren ve bu süreçte yaşadıklarını ve deneyimlerini bizimle paylaşan bu 23 kişiyi yürekten kutluyorum. Böylesi anlamlı bir kampanyaya öncülük eden Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin Bey'e duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyanın sigarayı bırakma kampanyası başlatma konusunda diğer kurumlara da örnek oluşturmasını diliyorum değerlendirmesinde bulundu. Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin ise yaptığı değerlendirmede kurum çalışanlarının başlatmış oldukları kampanyaya katılımlarından son derece mutlu olduklarını belirterek, bundan sonraki süreçte de bu kampanyamızı devam ettireceğiz.
Amacımız daha çok çalışanımızın kampanyaya katılarak sigara bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olmaktır. Bu etkinliğe desteklerinden dolayı Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'a teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Son gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi veren Karayolları Bölge Müdürü Eğitim Sorumlusu Melek Özükan, 23 personelin sigara alışkanlığını bıraktığını ifade etti. Kurumsal olması öncelikle personelin birbirlerini motive anlamında katkıda bulunuyor. Kendi arkadaş grubunda böyle kurum içerisinde başlatıldığı zaman her geçen gün katılım artıyor ve bu katılımla beraber personelin birbiriyle olan motive çıtası da yükseliyor. Evet efendim, 20 Şubat'tan bu yana başladınız dediniz. 20 Şubat'tan şimdiye kadar kaç kişi, kurumda kaç tane personel bu projeyle birlikte sigarayı bıraktı? 20 Şubat 2019 tarihinde başlamış olduğumuz kampanyaya toplam 11 kişiyle başladık ve bu süreç içerisinde bu tarihe kadar sayımız 23'e yükseldi. Her geçen gün sayımız artarak devam ediyor. Belirli periyotlarda personellere eğitim verdiklerini söyleyen Özükan, personellere verilen desteklere değinerek diğer kurumlara örnek teşkil etmek istediklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlıklı yaşam merkezlerinde sigarayı bırakma polikliniklerinde tıbbi destek alındı. Belirli periyotlarla tıbbi takiplerimiz devam etmektedir. Kontrollerimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Bununla beraber yine bu kampanya sürecinde belirli periyotlarda Sayın Bölge Müdürümüzün ve Yasemin Hanım'ın da katkılarıyla motive amaçlı toplantılar yapılıyor. Bu toplantılarda arkadaşlara motive arttırma amaçlı artı tıbbi bilgiler sunuluyor. Yani personeller de kurumda birbirlerine örnek olarak motive mi ediyor? Evet, evet, kesinlikle. Bizim amacımız insanların sağlıklarına dokunmak, katkıda bulunmak ve dumansız hava sahası oluşturmak. Bu amacımızda da her geçen gün katılan personel sayısı arttıkça amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. İnşallah diğer bütün kurumlara da örnek teşkil ederiz. Proje kapsamında 20 gün boyunca sigarayı bıraktığını belirten Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nde bilişim teknikeri olarak görev yapan Yasin Kaplan, sigarayı bıraktığı zamanki aşamaları anlatarak emeği geçenlere teşekkür etti. Şöyle söyleyeyim, Yasemin Hanım'a zaten sormuştu neden bırakamıyorsun falan diye. Nikotin eksikliğin vücuttaki oluşturduğu tepkimeler vardı. Onlardan bahsettim kendisine. Nikotin bantlarıyla ve diğer işte bahsettiğimiz tıbbi desteklerle bunun çok rahat üstesinden gelebileceğimi söylendi. Yani oradan cesaret aldık Allah'ın doğrusu. Yani bir uzmanla, işin ehli biriyle yol yürümek hakikaten insanı incitmiyor yani. Hani şöyle söyleyeyim, evvelden 20 yıl boyunca ben bu illetten, bu bağımlılıktan nasıl kurtulacağımın arada bir böyle şeyini yapıyorduk. Alverini yapıyorduk yani kendi iç dünyamızda. 23 yıldır sigara içicisi olduğunu ifade eden Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nde büro personeli olarak görev yapan Fatih Yalçınkaya ise proje kapsamında sigara alışkanlığının bırakılması konusunda verilen desteklere değindi. Yani burada bölge müdürümüz bizde şunu öğretti. İleride illaki biz de yani belli görevlere gelebilecek olan personeller olarak veya başka yerlerde basın aracılığıyla bizi izleyenlere denk gelirse bölge müdürlerinin görevlerinin sadece o kurumda o kurumun asli işlerini yapmaktan ibaret olmadığını bize öğretti. Neyi öğretti? Gün geldi personelimizin stresle nasıl başa çıkabileceğini öğretti. Seminer düzenledi. Gün geldi personel kendi içinde veya halkla veya yaptığı işle ilgili etkili iletişim yöntemlerini geliştirmek için kampanya ve seminerler düzenledi. Ve en önemli sıkıntımız toplumumuzun ve bizim ülke olarak bu sigara bağımlılığından kurtulmak amacıyla bir önderlik yapıp böyle bir kampanya oluşturması ve Sayın hocamız Yasemin Açık Hanımefendi'nin de desteğiyle müthiş bir kampanya oluşturdu.
Evet efendim, spor haberlerimizde devam edeceğiz. WhatsApp iletişim hattım üzerinden gelen mesajlara da bakacağız. Bakalım neler var. Furkan Bey, ben Erhan Demirel'i, kızlarım Elif ve Ecrin'e sizleri izlemeye devam ediyoruz. Doğunun güzüde kanana başarılar dileriz. Erhan Demirel'i göndermiş. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Selamlarımızı göndermiş olalım bizler de sizlere. Furkan Bey az önce... Evet, bizim de WhatsApp'ta ufak bir problemimiz var tabii. Furkan Bey, az önce düğün duyurusu için attığımız mesajı yeniden okur musunuz? Videoyu alalım. Yoksa bu geceki yeni YouTube'a yüklüyor musunuz? Yükleniyor efendim ama tekrar okuyalım. Merhaba Furkan Bey, kolay gelsin. İyi yayınlar. Biz İstanbul'dan Yıldız Ailesi olarak sizi izliyoruz. Sizin vasıtanız ile buradan duyurmak istedik. Akpazar'da 7 Temmuz'da Yusuf Yıldız'ın düğün törenine bizi tanıyan, bilen tüm dostlarımızı bekliyoruz. Kolay gelsin, iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Tebrik ediyoruz, hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz efendim. Tabii ki bu güzel, mutlu haberinde. Evet, devam ediyoruz, bakalım mesajlarımızda neler var. Furkan abi, şu anda Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde seni izliyorum demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. İyi akşamlar, Çağdaşça Mahallesi'ne park istiyoruz. Lütfen dile getirir misiniz demiş izleyicimiz. Dile getirmiş olalım efendim. İnşallah park sorunu çözülür Çağdaşça Mahallesi'nde. Furkan abi, Kovancılar'dan selamlar, Allah yardımcın olsun. MHP gençlik toplantımız var 17 Mart'ta, bir duyuru yaparsan sevinirim abi. Mayılı yayınlar. İsmail Uykusuz göndermiş, aktarmış olduk efendim. Bakalım başka neler var. İyi akşamlar Furkan Bey. Kanalınıza konuk olan siyasilere sorularınız var. WhatsApp numaranızdan sorun diyorsunuz. Yalnız kanala göndermiş olduğumuz soruları hiç okunmuyor. Dikkatimi çeken hep övgü mesajları okunuyor. Tarafsız bir medya grubu olduğunuza inancımız kaybolmaması için lütfen siz ve değerli mesai arkadaşlarınızı bu konuda dikkat etmesini rica ediyorum demiş izleyicimiz. Efendim bazen program süreleri kısıtlı oluyor. Ve soruları yetiştirmekte güç olduğundan dolayı soruların tamamı sorulamıyor. Şahsım olarak ben bu durumun önüne geçmek için konuk aldığım zaman WhatsApp'tan soru almıyorum efendim. Böylelikle hak da yememiş oluyoruz. Diğer arkadaşlarım da mümkün mertebe buna dikkat ediyorlar. Usta, hayırlı geceler, kolay gele. Ya bu sosyal medyanın bir sorun mu var? Gençler siber saldırı falan diyor. Sizin bir bilginiz var mıdır? Az önce duyurmuştuk. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta global, yani dünya geneli bir problem yaşanıyor. Ve saatlerdir çözülemedi sorun. Kısmi olarak halen daha Türkiye'de de devam ediyor. Furkan Bey, iyi çalışmalar. Gazi Caddesi'nde nöbette sizi izliyoruz. Taze çay isterseniz buyurun. Taner Çiçek, Emre Demir, İlbey Otel. Çok teşekkür ederiz efendim. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sağ olun. Çayı da içmiş kadar olduk. Çok teşekkür ederiz tekrar. Evet, devam edelim. Bakalım okumadığımız mesajlar. Ben Hazım Yaşbay, Kuzova Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı. Tüm Elazığ, Kuzova'ya ve sizlere Ankara'dan selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Başkanımıza selamlar göndermiş olalım. Merhaba Furkan Bey, kolay gelsin. İyi yayınlar. Buradan Cevat abiye selamlar demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Aktarmış olalım. Ve spor haberleriyle devam ediyoruz efendim. Türkiye şampiyonu olan Kaya Karakaya Spor Lisesi futbol takımını rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kabul eden Birevrim Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, futbolculara çeyrek altın hediye etti ve 10 günlük Antalya kampını üstlendi. Kuşadası'nda düzenlenen Genç Erkekler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğunu elde ederek ülkemizi Sırbistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek olan Kaya Karakaya Spor Lisesi, Birevim Elazığ Spor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'le bir araya geldi. Rahatsızlığı nedeniyle Kaya Karakaya Spor Lisesi'ni tedavi gördüğü hastanede kabul eden Başkan Öztürk, Kanal Fırat'ta yayınlanan ve Furkan Dilaver'in hazırlayıp sunduğu son baskı programında söz verdiği çeyrek altınları futbolculara hediye ederken, bir diğer sözü olan Antalya kampının da masraflarını üstlendi. Haberi yemeyeceğim. Hadi geçelim. Çakım kaplarımız. Hadi geçelim. Ulan bu şeye benziyor. Neydi o? Bonus. Salı. Kellayne. Salı yerim. Gel yiyelim. Gel. Bak, hadi kendinizi verelim. Hadi bakalım. Başarılarının devamı. Başarılarının devamı. Al. Sana. Hadi bakalım. Bizi mahcup etmeyin. Tamam mı? Biliyorum. Tamam mı? Hadi bakayım.
Lan atom karıncaya benziyorsun sen. 10 numara arıyor aslında. Ha? Hadi bakalım çocuklar. Hadi maşallah. Hadi baslan gibi ha. Hadi bakalım. Sen geçiyorsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol canım ben. Hadi bakalım. Dua edin. Helal spor için de dua edin. Tamam mı? Arkadaşlar siz arka tarafa geçin. Evet abi. Hem alanlar burada çıksın arkadaşlar. Ha? Kocuğuna dua edin inşallah güzelliğine kalalım. Hadi bakalım çocuklar. Maşallah. Ümit hocam hepsi zımba gibi ha. He, Elazığ'ın gençliği mi olacaksınız siz de? Elazığ konuşmuşum. Hadi bakalım. Sağ ol benim canım. Güzel canım tabii. Hadi sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hadi bakalım beni mutlu ettiniz bak. Çiçek de göndermiş çocuklar. Teşekkür ederiz hocalarımıza. Ya Allah razı olsun. Bize moral oldu yani. Bu gençler bize moral oldu. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Hadi yavrum. Maşallah. Sağ ol oğlum. Sağ ol yavrum. Hadi bakalım. Sizi kampa da göndereceğiz inşallah. Orada da iyi çalışın. Tamam mı? Adın ne sen? Tabii. Bak ne bu da tamam. Hadi bakalım. Al sana. Sağ ol oğlum. Hadi bakalım. Sağ ol. Ayağınıza sağ ol. Sağ ol canımın içi. Sağ ol. Senin adın ne? Ömer Başkan. Ömer. Hangi mevki oynuyorsun? Orta saha. Orta saha. İyi hadi bakalım. Al. Benim de. Bir evi Melisa Spor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, spor lisesinde mücadele eden futbolcuların transfer ettikleri oyunculardan hiçbir farklarının olmadığını kaydederek, ellerinden geldiğince bu çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi. Hocam ve değerli kardeşlerime bizi teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı günlerimize yalnız bırakmadılar. Bizi hastanede ziyaret ederek moral verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten övünç duyulacak bir durum. Bu pırıl pırıl gençlerimiz Türkiye'de yüzümüzü arttı. Elazığlı olarak. Elazığspor Başkanı'na çok mutluyum. Her zaman altyapı diyoruz. Ben hocama da çok teşekkür ederim. Hocam da zaten biz uzun yıllar beraber çalıştık. Bu başarıya imza attı. İşte altyapı dediğimiz bunlar. Demin çocuklarımıza söyledim. Yani buradan 8-10 tane yıldız çocuğumuz niye Elazığspor'da oynamasın? Yani dışarıdan getirdiğimiz oyunculardan hiçbir farkları yok. Disiplin olacaklar, daha çok çalışacaklar, gayret gösterecekler, hocalarını dinleyecekler. Beslenmelerine, yaşam tarzlarına dikkat edecekler, hepsi birer yıldız. Eğer bu birlikteliği sağlayıp Türkiye şampiyon olmuşlarsa demek ki cevher var bu çocuklarımızda. O yüzden biz de elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz ve bundan sonra sahip çıkacağız. Birebir hocamızla birlikte bizim teknik ekibimizle birlikte takibi alacağız. İnşallah buradan yarınların yıldızlarını çıkaracağız. Elimizden gelen bu. Kamplarında zaten söz vermiştik. Hediyeleri vardı sözümüzü yerine getirip. Kusura bakmasınlar hastaneden çıkamadım. Çocukları buraya, hocama buraya yorduk. Bugün kulüpte ağırlamak isterdim ama inşallah bir dahaki sefere kulüpte hep beraber bir misafirimiz olacaklar. Yemek yiyelim, sohbet edelim. Kamp programını şimdi hocamdan aldık. Onu ben ayarlayacağım şahsi olarak. Ve birebir bundan sonra çocuklarımıza ilgileneceğiz, takip edeceğiz. Bunlar bizim yarınlarımız. Kaya Karakaya Spor Lisesi antrenörü Ümit Tekoğlu ise Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini ileterek hediye ve Antalya kampı desteğinden dolayı teşekkür etti. Evet, öncelikle Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zor şartlarda bizi ağırladı. Hem ziyaretinde bulunduk. Bu şehrimiz için gurur verici bir şey. Yani burada başkanımızın aidiyet sahibi olması, samimi davranması bizim için her şeyden önemli. Hani maddi şeyden çok, destekten çok, manevi desteği bizim için çok daha itici bir güç, bir ivme kazandırıyor. Bu anlamda kendilerine okulumuz, sporcularım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yani gençlerimiz bu Elazığ'ın başarısı. Yani sahip çıkıldıkça, desteklendikçe neden olmasın diye hep başladık. Ya yani ben sürekli katıldığım programlarda da bundan dem vuruyorum.
Çünkü gençlerimiz bizim için değerli. Bunların sadece hayatlarına dokunmak lazım. O zaman başarıyı da yakalayabiliyoruz. Bugün işte finallere gittik. Oraya giderkenki bir hikayemiz vardı. Ama orada da gördük, yani milli oyuncular vardı. Onların ne şekilde oynayacaklarını da biliyorlardı. Hazırlığımızı yapmıştık. Allah da yardımcımız oldu. Tevafuk var diyoruz burada. Doğru zamanda, doğru yerde iz demek ki. Allah da yardımcımız oldu. Bu anlamda yine bir kamp talebimiz olmuştu. Sağ olsun başkanımız bu kamp talebimize katıldığımız bir canlı yayında sözünü vermişti. Bugün de onu teyit etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza hediye vermişti. Bunun için de tekrar ben teşekkür ediyorum çocuklarımız adına. Ziyaret toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Evet efendim, yine son baskı canlı yayınımızda yaşanmıştı. Ben spor lisesinin konuk aldığım zaman kulüp başkanı Selçuk Öztürk ile telefon bağlantısı esnasında futbolcuların Antalya kampına ihtiyacı olduklarını, bunu karşılar mısınız diye kendisine talepte bulundu. Kendisi de bizleri de kırmadı, futbolcu kardeşlerimizi de kırmadı ve Antalya kampının masraflarını karşıladı. Teşekkür ediyoruz Elespor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'e. Efendim, Adana Demirspor maçı hazırlıkları kapsamında Lezzi Belediyespor ile hazırlık maçı oynayan Birevim Elespor 1-1 beraber kaldı. Birevim Elazığspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Şanlıurfa'da ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek olan Birevim Elazığspor, bu maçın hazırlıkları kapsamında TFF 3. Lig 2. grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor'la hazırlık maçı oynadı. Saat 13.30'da Elazığspor tesislerinde oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Müsabakanın her iki yarısında da farklı 11'ler sahaya süren Birevim Elazığspor teknik sorumlusu Serhat Gülpınar, zorlu maç öncesi kafasında kadroyu da şekillendirdi. Birevim Elazığspor karşılaşmanın ilk yarısını Emir Gökçe'nin kaydettiği golle 1-0 üstün tamamlarken, ikinci yarıda kaleci Ahmet Sabri Fener'in kendi kalesine attığı golle müsabakadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Birevim Elazığspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarının elimizdeki etabını tamamlarken, Perşembe günü Şanlıurfa'ya gidecek ve son çalışmasını Cuma günü Şanlıurfa'da yapacak. Efendim, bir izleyicimiz Ebu Aş, otobüs şoförleriyle ilgili yaşanan sorunla ilgili mesaj atmış ama biz o haberi ilk bölümde girdik ve böyle bir problem olduğunu aktardık. Aktarmış olalım tekrar. Efendim, son baskıda biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Gününe çıkan gelişmeleri aktardık efendim. Yeni günde Perşembe günü saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.